Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir saç videosu. Bu sefer tamamen tesadüf olarak gelişti. Diplerimi boyadım. Ama gördüğünüz gibi dipleri gri oldu. Ve geri kalanı sıcak bir sarı. Griyi çok sevsem de şu anda canım daha sıcak bir sarı istiyor. Çok soğuk bir sarı istemiyorum. Yani soğuk olsun tabii ki de ama bu gri olmasın. Az önce alışverişe çıktım. BİM'deydim. Aklıma şu geldi. Bir takipçim benden BİM boyalarını denememi istemişti. Dedim ki fırsat bu fırsat. Al bir boyasını bir dene bakayım. Neticede saçım zaten sarı. Zeminimiz var yani. O yüzden iyi olacak diye düşünüyorum. Şimdi en açık rengi 9.1 vardı. O yüzden 9.1 aldım. A Plus Elegance serisinden 9.1. Bu da ne oluyor? Pastel platin oluyor. Muş. Kutuyu açalım. Yine her boya kutusunda olduğu gibi tüp boya. Bu neymiş? Boyama sonrası saç bakımı. Oksidanı ve eldiveni var. Fiyatını size söyleyeyim. Çok uygun bir fiyatı vardı. 8.95'miş fiyatı. Deneyeceğiz. Şimdiden sonuç için şunu söyleyeceğim. Eğer saçınız benimle aynı renk olsun istiyorsanız saçınızı önceden açmanız lazım. Saçımı neyle açtığımı da izlemek isterseniz şuraya koyuyorum. Bir tıklayın bakayım. Bir izleyin. Sonra bu videoya geri dönün. Bu videoyu izleyin. Açmanız lazım zaten saçınızı. Baksanıza benim saçım bayağı açık şu an. Görüyor musunuz buraların griliğini? Şimdi onları ele alacağız. Başlıyorum. Bu kaçlık? 30'luk oksidan. İçine tüpü koyacağım. Direkt tüpten yapacağım. Hiç uğraşmayacağım pek fazla. Çünkü dediğim gibi sadece saçımı ısıtmak istiyorum. Böylelikle hem ne o? Boyayı denemiş olacağım. Hem de saçım biraz koyultmuş. Sıcak bir ton elde etmiş olurum diye umut ediyorum. Tabii ki bilmiyorum. Şimdi boya nasıl bir boya onu da bilmiyorum ama çok turuncu da yapabilir. İçine hiçbir şey karıştırmadan yapacağım. Biraz risk alıyorum. Ama denemek istiyorum ya. Şimdi ben bir de ne yapacağım biliyor musunuz? Şu saç kremi var ya. Onu da ekleyeceğim. Çünkü neden olmasın? Tamamen sıktım. Bitti. Bu saç kremini de ekleyeceğim içine. Ay. Çok heyecanlıyım ya. Tamam, bu kadar yeter bence. Biraz da saç kremi koyduk. Şimdi bunu iyice karıştıracağız ve başlıyoruz. Juju. Juju. Aşkım ama anne saç boyayacak bir tanem. Benziyoruz değil mi? O da kapkara gözleri var. Bembeyaz tüyleri. Benim de kapkara gözlerim var. Bembeyaz saçlarım. Nasıl ama? Evet. Monkey doğal. Oğlum uzaklaş hadi sen. Sen git bakalım. Aa. Şeffaf. Karışmadı mı bu ya? Evet.
Evet, şimdi bakın oldu. Şimdi bu videonun altına da kafanda saç bırakmadın diye duyar kasanlar gelecek. Biliyorum ama anlamıyorum. Eğer insanların saçlarını evde kendi boyamalarına tahammülünüz yoksa, insanların saçlarına müdahale etmesine tahammülünüz yoksa niye izliyorsunuz? Neden saç videosu izliyorsunuz? Neden saç boyama videosu izliyorsunuz? Yani bunun mantığını bana biri anlatabilir mi lütfen? Kan benim, damar benim. İstediğim kadar saçımı boyarım yani. Allah Allah. İnsanlar şeyi ayırt edemiyorlar. Evet, topluma açık içerik üretiyoruz tamam ama kimse de gelip size şunu yap, şunu yapma diyemez yani. Evet. Diplerimi uyguladım. Şimdi bir 20 dakika bekleyeceğim. Ve yıkayacağım. O zaman yıkayıp geri geliyorum. Duştan çıktım ve abi ben hiçbir şey anlamadım ya. Ben ısıtmak istiyordum. Niye daha çok gri oldu bu? Hayır, içine bir şey de karıştırmadım ki sırf hani daha turuncu, daha sıcak olsun diye. Kurutacağım. Sonra tekrar görüşeceğiz ama yani boş boşuna saçıma şu an boya sürdüm. Daha da küllü oldu. Daha da gri oldu. Evet, kuruttum, geri geldim. Hava da bayağı karardı ama size yine de göstermek istedim. Sonuç bu.
Yine de soğuk oldu. Yani saçınızı soğuk, buzul bir sarı istiyorsanız bence boyayı kesinlikle alın. Çünkü tamam saç tonumu eşitledi. Bakın az önce boyamadan önce böyle değildi. Şuralar tek ve şuralar tek mavi griydi. Şu anda bütün saçıma yayıldı ve aşırı güzel parlıyor. Bakar mısınız? Hiçbir şey yapmadım. Saçımı yıkadım ve kuruttum. Ama evet, sıcak bir sarı istiyordum. Sıcak bir sarı oldu mu? Olmadı. Soğuk bir sarı oldu. Ama olsun ya. Yine de beğendim. Çünkü hep alışkınım zaten soğuk sarılara, grilere. Ama bu sefer sıcak bir sarı istiyordum. Olmadı, başaramadım. Boyanın içerisine gördüğünüz hiçbir şey karıştırmadım. Normalde mavi siyah koyuyorum ya. Onu koymadım şey olmasın diye. Soğuk olmasın diye, ama yine de oldu. Ben çok beğendim. Ben alırım yani boyadan tekrar. Ben bu boyadan tekrar tekrar alırım ve çünkü nasıl parlıyor saçlarım? Bitkisel mi bu? Yok, doğal, bitkisel bir boya değil ama 4 besleyici yağ varmış. Bakın hiç böyle olmadı ama. Kapaktaki gibi olmadı. Hiçbir zaman kapaktaki gibi olmaz zaten. Nasıl buldunuz? Bakar mısınız? Şu anda da ışık da çok kötü ya. Saçlarımın uzadığını fark edebiliyor musunuz? Saçlarım uzuyor. Çok seviniyorum ya. Yani birkaç video öncesine bakarsanız, birkaç saç boyama öncesine bakarsanız anlayacaksınız. Bayağı şuradaydı saçım ve tamamen yanıktı. Şu anda maşallah toparladım. Çünkü saç bakım rutinimi oluşturdum. Saçımdan da verim almaya başladım. Neyse. Evet. Yani sizin muhtemelen beğeneceğiniz bir saç tonu oldu. Bir saç rengi oldu. Ben aslında bunu hedeflememiştim ama yine de güzel bir sonuç elde ettiğimizi düşünüyorum. Yani Bim'in boyasını bayağı beğendim. Eğer bir denemek isterseniz 9 lira bence denenilebilir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda umarım tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye. Ha, videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Mutlaka. Sizi çok seviyorum. Bye bye.